bir hastane vuruldu. 500 kişi hayatını kaybetti. İşte böyle bir katliamın gölgesinde bugün İsrail'in önemli bir konuğu var. İsrail'i her fırsatta desteğini yineleyen Amerikan Başkanı Joe Biden bugün İsrail'de olacak. Hatta önümüzdeki saatte İsrail'de olması bekleniyor. İsrail sonrası Ürdün'e de gidecekti Joe Biden. Burada dörtlü bir zirve yapılacaktı ama İsrail'in o hastaneyi hedef alan saldırısı sonrasında bu ziyaret, o görüşmelerde iptal oldu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Saadet Çelikçi bizi bekliyor. Saadet, şimdi bu hastane saldırısına dair ilk olarak Beyaz Saray'dan gelen bir açıklama var. Joe Biden'ın başsağlığı dilekleri var. Hem bu açıklamanın ayrıntısını senden alalım. Hem de Ürdün ziyareti tam olarak neden iptal edildi, ne yönde bir açıklama geldi buna ilişkin, sözü hemen sana bırakayım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden desteğini bir kez daha göstermek için İsrail'e gidiyor. Yaklaşık bir saat sonra saat 10'da İsrail'de olacak. Önce İsrail Başbakanı Netanyahu ile toplantısı olacak. Ardından kısa bir basın açıklaması yapacak ve hemen ardından da Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönecek. Aslında programı farklıydı. Önce Ürdün'e gidecekti. Ürdün'de zirveye katılacaktı Joe Biden. Bu zirvede Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah olacaktı ama hastane saldırısının ardından 3 lider de Joe Biden'la görüşmelerini iptal etti. Hastane saldırısının hemen ardından Filistin lideri Mahmut Abbas Ürdün ziyaretini yarıda kesti ve Joe Biden'la görüşmesinin iptal ettiğini duyurdu. Benzer adımlar, aynı yönde adımlar Mısır ve Ürdün'den de geldi. Onlar da Joe Biden'la görüşmeyeceklerini, görüşmeyi iptal ettiklerini açıkladılar. Her ne kadar Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Joe Biden'ın Ürdün ziyaretini ertelediği, Filistin'in ulusal yas ilan ettiği için ertelediği söylense de aslında Mısır'ın, Ürdün ve Filistin'in bu kararı koordineli olarak aldıkları açıklandı. Saldırının hemen ardından Filistin lideri Mahmut Abbas bir açıklama yaptı. Vatan toprağına geri dönmeye karar verdim dedi. Kardeşlerimizle anlaştık ve Joe Biden'la görüşmeyi iptal ettik dedi Mahmut Abbas. Aslında Joe Biden da hastane saldırısının hemen ardından bir açıklama yaptı. Başsağlığında bulundu. Can kaybından dolayı öfke ve üzüntü içinde olduğunu söyledi. Ulusal güvenlik birimlerine tam olarak ne olduğunun araştırılması için talimat verdi dedi Joe Biden ve Amerika ABD çatışma noktalarında sivillerin yaşamasından yanadır açıklamasını yaptı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden. Aslında Mısır Devlet Başkanlarından da yine Sisi'den de yapılan açıklamada, Ürdün'den yapılan açıklamada da savaşın sona ermesinin ardından bu buluşmanın gerçekleşeceği söyleniyor aslında. Üç liderden de yapılan açıklamada. Bugün neler olacak aslında? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Netanyahu ile görüşecek. Bu görüşmenin aslında Amerika'nın İsrail'in arkasında olduğunun bugüne kadarki en büyük mesajı olarak yorumlanıyor aslında. En büyük mesaj verilmesi olarak yorumlanıyor. Bugüne kadar askerlerini göndermişti, savaş gemilerini göndermişti, mühimmat ve silahlarını göndermişti ama Netanyahu ile yapılacak bu görüşme aslında Amerika'nın İsrail'in arkasında olduğunun en büyük mesajı olarak da yorumlanıyor. Aslında bu görüşmeye dair neler biliyoruz? İsrail'i desteklediğini bir kez daha söyleyecek Joe Biden Netanyahu'ya ve sivillerin Filistin'den çıkışı içinde çözüm arayışında içinde olduğunu söyleyecek. Ama bununla ilgili bir açıklama Filistin lideri Mahmut Abbas'tan da gelmişti. Mülteci olmasına, halkımızın mülteci olmasına izin vermeyeceğiz demişti. Halkımız kendi toprağında dimdik duracağız ve hiçbir yere gitmeyeceğiz demişti. Ve yine Joe Biden'ı İsrail'e taşıyan uçakta Joe Biden'ın gazetecilere yaptığı açıklaması da yine Beyaz Saray sözcüsü John Kirby'den yapılan açıklamada da İsrail'e, Joe Biden'ın İsrail'i yetkililere rahatsız edici soruları olacağını da yine söyledi. Bunu da biliyoruz. Neler konuşulacak başka yine bu görüşmede? İnsani yardımlar konuşulacak. İnsani yardımların nasıl ulaşacak konuşulacak. Sivil kayıpların en aza indirilmesi yönünde de yine Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'dan da bilgi alacağı konusunda
da yine Brief'in kalacağı, savaşın strateji yönünde de bilgi alacağı konusunda da görüşmeler yapacağını biliyoruz. Yine rahatsız edici soruları olduğunda Beyaz Saray sözcüsü John Kirby'den de John Kirby'nin açıklamalarından da biliyoruz. Bugün görüşme gerçekleşecek ama Joe Biden'ın sadece İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir görüşmesi olacak. Diğer liderler Joe Biden'la görüşmelerini iptal etti. Savaş sonlanana kadar da bu görüşmenin, bu buluşmanın olmayacağını söylediler. Evet, katliamın gölgesinde yapılacak bir ziyaret Amerikan Başkanı Joe Biden önümüzdeki saatte İsrail'de olacak. Zaten hep İsrail'in yanında arkasında oldukları yönünde açıklamalar geliyordu. Şimdi en net bir şekilde desteğini göstermek için Joe Biden bu ziyareti gerçekleştirecek. Sadece Çelikçi Amerika Birleşik Devletleri'nden bu ziyarete dair, içeriğine dair ayrıntıları bize aktardı.